siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diye tanımlanıyor. Son derece doğru. Bugün için öyle. Belki önümüzdeki 100 yıl içinde siyasi partilerin yerini sivil toplum kuruluşları alacak. Bazı siyaset bilimcileri böyle yorumlarda yapıyorlar. Çünkü diyorlar ki siyasi partilerin yerini sivil toplum kuruluşları alacak. Sivil toplum kuruluşlarında insanlar belli bir hedefe odaklanıyorlar. Hepsi gönüllü çalışıyorlar ve dolayısıyla idealist insanlardan oluşuyor. Sivil toplum örgütleri bu açıdan çok önemli. Evet, doğrudur, çok önemlidir ve belki dünyanın da Türkiye'nin de demokrasideki kırılmalar ve eksiklikler de belki bu sivil toplum örgütleri güçlendikçe onlar da kaybolmuş olacak. Meral Hanım'ın, Sayın Akşener'in ayrı bir parti kurması öteden beri söyleniyordu. İşte kimlerle kurulacak, nasıl kurulacak, programı ne olacak diye medyada merakla bekliyordu. Biz de tabii merakla bekliyoruz. Yani açıklandı. Hayırlı olsun diyoruz. Yani bizim kendisine yönelik niye parti kurdunuz işte efendim veya işte keşke bunu yapmasaydınız diye söyleyeceğimiz bir söz yok. Meral Hanım çıktı arkadaşlarıyla beraber, partisini kurdu. Sonuçta takdir edecek olan halkın kendisidir. Biz halkın tercihlerine de saygı duymak zorundayız.